Öncelikle Namdo'ya tabii ki geçmiş olsun diliyorum. Kimse sakatlık olsun istemez. Ben de sakatlanıp bu sefer kaleye geçmek istemezdim tabii ki böyle bir şekilde. Ama tabii ki Galatasaray burada önemli olan. Ben ondan bayrağı teslim aldım ve görevimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Tabii ki onun durumu ne olacak bilmiyorum. Umarım önemli bir şey de yoktur. Çünkü Muslera gerçekten Galatasaray kulübü için çok çok önemli bir rol model bence bizim için de, tüm Türk kaleciler için de. Dediğim gibi ben bayrağı bugün teslim aldım. Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Bugün sahadan galip ayrıldık. Bunun için çok mutluyum. Bu galibiyeti de Muslera'ya armağan ediyorum. Sezgin Bey. Beyaz Çim, Sezgin Bey'den tebrik ediyorum. İnanılmaz bir seri var, inanılmaz bir başarı var. Nedir bunun reçetesi? Takımın durumu nasıl? Florya nasıl? Bunları senden öğrenebilir miyiz? Takımın durumu gerçekten çok neşeli. Çünkü içeride tam bir aile ortamı var. Herkes birbirini çok seviyor ve saygı duyuyor. Galibiyetler üst üste geldikçe de birbirimize olan inancımız ve güvenimiz daha da artarak devam ediyor. Tabii ki burada önemli bir payda hocamıza söylemek gerekiyor. Çünkü içeride tam bir aile ortamı oluşturdu. Herkes birbirini gerçekten çok seviyor. Bence buradaki en büyük etken aile ortamı diyebilirim. Çünkü insanlar birbirini sevdikçe saha içinde birbirleri için her şeyi yapabilir diye düşünüyorum ben. Tam bir aile olduk. Bu galibiyetler de bence bununla ilgili. Ata Bey. Öncelikle başarılar diliyorum. Muslera'nın durumuna göre belki sezon sonuna kadar kaleyi koruyabilirsin, bilmiyoruz durumunu. Bu sende bir baskı oluşturuyor mu? Galatasaray şampiyonluğa yürüyor. Çok açıkçası etkili bir takım var, seriler var, rekorlar var. Ve sen içerisine dahil olacaksın. Şampiyonluk yarışının içindesiniz. Bu konuda neler görüyorsunuz? Tabii ki bu bir baskı oluşturuyor ama bence güzel bir baskı diyebilirim kendim için. Artık daha da tecrübeli bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Artık 28 yaşına geliyorum. Geçen sene de full oynamış bir Okan olarak döndüm. Tabii ki daha önceden de böyle bir durum olmuştu ama o dönem tecrübesiz, oynamayan bir Okan vardı. Ama şimdi geçen seneyle alakalı bu sene daha tecrübeli ve kendine özgüveni yüksek bir Okan var. Dediğim gibi ben bayrağı teslim aldım şu anda. Nano'nun durumun belli olsun. Ben sahaya çıktığımda elimden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğim. Çünkü takım gerçekten herkes birbiriyle çok iyi. Aile ortamı var. Herkes birbiri için savaşıyor. Ben de en iyi şekilde takıma katkı sağlamaya devam edeceğim. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.